fotoğrafta gerçeklik olarak ifade etmek doğru olur. Üçüncüsü de fotoğrafın kritik olması gerekiyor. Yani bu üç temel kuraldan biri dahi eksik olduğu zaman o fotoğraf başarılı bir haber fotoğrafı olarak göremeyiz, görünmemeli. Etki gücü dediğimiz şey, yani siz bir gazete ya da bir internet sitesinden bir haber okuduğunuzda o haberin fotoğrafına baktığınız zaman bir kere sizi etkilemesini beklersiniz. Nedir haber fotoğrafı, ne olmalı, nasıl olmalı üzerinden biraz daha teknik. Yani hepiniz gazeteci olduğunuz için böyle temelde bir fotoğraf eğitimi şeklinde bir şey olmayacak. Savaş muhabirliği bunlar aslında bir ön eğitimle oluyor. Yani hiçbir haber ajansı kendi muhabirini herhangi bir deneyimi olmadan bir savaş bölgesine göndermez. Belli başlı bazı eğitim devrelerinden geçirdikten sonra ancak bunu yapabilir. Krizin bir tarafı olan şey nedir? Bizim haber kaynağı dediğimiz kaynak. Yani sen haber kaynağını nesneleştirdiğin an, kendini işin dışında tuttuğun an, sen aslında orada artık habercilik etiğini bir kenara bırakmış oluyorsun. Farklı şeylerin peşinde, yani farklı şeyleri düşünmeye başlamışsın demektir. Bu ne olabilir? Bu o an senin yapacağın haberin daha fazla sansasyonel bir etki yaratması olabilir. Ya da senin o haberle biraz daha isim yapman olabilir. İşte şeyden söz ettim ya, ben mesela bu süreçte biraz kapalı bir alandaydım. Televizyon izleyebilme şansım çok fazlaydı. Siderot'tan yayın yapan gazeteciler kendilerine yönelik İsrail polisinin burada çekim yapamazsın, şurada çekim yaparsın söylemlerinden başka hiçbir şey duyamadım. Bir bu. İkincisi, benim normalde telefonla ulaşabileceğim bilgilerin dışında bana bilgi de aktarmadılar. Çünkü nedir? İşte kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgi diyor, bilmem Emniyet Müdürlüğü'nün geçtiği bilgi diyor, Savunma Bakanlığı'nın geçtiği bilgi diyor. O zaman senin Siderot'tan yayın yapmana ne gerek var bir gazeteci olarak? Değil mi? Sen kendini orada, sen haberin nesneleştirmişsin, kendini özneleştirmiş oluyorsun. Öldürülen gençlerin aileleriyle röportajlar yaptım. Akademisyenlerle, halktan insanlarla, o eylemleri organize eden gençlerle, kadınlarla. Yani geniş bir röportaj haberiyle döndüm ve burada haberleştirdim. Şu an İran'da yasaklıyım. Yani. O krizli halin bir kaosa neden olmaması için mi bir krizi yönetirsin? Biz mesela deprem bölgesinde devlet bir kaosa dönüşmesin diye bir krizi yönetme haline tanık olduk.